Hayatımız neye benziyor biliyor musunuz? Bir baba veya anne küçük yavrusunu elinden tutmuş, şöyle bir havalandırmak için parka götürmüş. Çocuk da bakmış, park çok güzel. Hem evde annesi şuraya tutma, buraya tutma, onu tutma, onu ezdin, onu geçtin diye sansürlü bir evde yaşıyor. Parkta karışan yok. Oraya basıyor, buraya sıçrıyor, onu koparıyor. Hadi yavrum, annen yemeğimizi hazırlamıştır, gidelim deyince, çocuk tutturmuş, burası bizim evimiz olsun, baba burada kalalım diyor. Oğlum burası belediyenin parkı. Yok biz burada kalalım, burası çok güzel. Bu soru ne kadar daha inandırıcı ise, Rabbimiz şöyle bir hava alın gelin diye bizi gönderdiği dünyada sanki kalmayı arzu eder gibi gösterdiğimiz tavır budur işte. Camilerimizin bile dünyevileştiğimizi, dünyada kalmayı arzu ettiğimizi gösteren şekilleri alması bu afetin işaretidir. Yüreklerimize dünya sevgisi iman gibi yerleşmiş adeta. Salmıyor bizi. Bunun adı afettir. Bunun adı cenneti verip dünyayı almaktır. Maazallah. Ve dünya bu olduğu için de sen onu sevdikçe seni daha fazla cimcikler. Bunu aldım, çatladım diyen daha çok dünyada kalmak istediği için çatlıyordur. Gidiyordum zaten dersen seni rahat bırakır. Kalanından bunalır dünya, gideninden bunalmaz. Ölenlerin bir derdi yok dünyada. Dünyanın da onlarla derdi yok. Üstünü meşgul etmedin mi dünya bir şey demez sana. Altı meşgul et edebildiğin kadar. Böyle bir kanun var mı? Hayır. Tam aksi. Üstünü ne kadar meşgul edersen seni o kadar sıkar. Alta gidene dokunmuyor. Altta kal kalabildiğin kadar. Kardeşlerim bugün gençler üniversite imtihanına hazırlanırken ne düşünüyorsun diye sorulduğunda 20 sene önce tıp derlerdi. Tıp okuyacak, zengin olacak, mühendis olacak, uçak mühendisi olacak denirdi. Dikkatimi çekiyor. 3 gençten biri psikiyatri okuyacağım ben diyor. Çok para varmış o işte diyor. Bizim öğretmen dedi ki diyor, rehber öğretmen, İnsanlığın geleceği tımarhanelerde geçecek, psikiyatri okuyun dedi diyor. Neredeyse her üniversitenin psikoloji bölümü var. Ne demek psikoloji? İnsan tamir etme bölümü demek. Araba servisi gibi insan servisi psikoloji. Sigorta şirketlerimiz var. Her şey modern. Bahçeli evlerde, balkonlarına bahçe kurulan binalar yapılıyor artık. Çatı katı bahçe, orman. Ama psikoloji, psikiyatri en değerli bilim dalı oldu. İnsanların parası var, sigortası var, aklı kendine yetmiyor. Karı koca birleşip nasıl mutlu olacaklarını karar edemiyorlar, para verip psikiyatriye gidiyorlar, aile danışmanına gidiyorlar, al bu parayı, biz nasıl mutlu oluruz, bize tarif etsene bunu diyorlar. Bir tiyatro olarak, 200 sene önce, İstanbul'da, Çorum'da, Sivas'ta, Siirt'te, bir tiyatro oynasaydı çocuklar, bir karı koca el ele verip, aile danışmanı diye birine gidiyorlar, ona 300 lira, şu kadar para, ücret ödüyorlar. Buyurun diyor, biz bir türlü mutlu olamıyoruz. Biz nasıl mutlu oluruz? Bize tarif eder misin diyorlar. O da onlara diyor ki, akşam eşin işten geldiğinde
gül, hoş geldin kocacığım de. O da hoş bulduk tatlım desin. Sen yanağından öp, sen de onun yanağından öp. Sonra bak senin sevdiğin çorbadan yaptım de. Ondan sonra da, aa çok güzel olmuş, ellerine sağlık karıcığım desin. Sonra yatın. İki gün sonra mutlu olursunuz. Büyücüler bile bunu gülerek karşılardı herhalde. Allah Allah. Ulan bunları parayla mı söylettirir insan kendine? 200 sene önce böyle bir tiyatro oynansaydı, sonuna kadar seyretmezdi bile Anadolu erkeği bunun. Ulan bunu seyretmek için burada ne oturuyorum ben? Bunu yapamayan neresi erkek? Bunu yapamayan kadın niye kadın yaratılmış? Bunu birinden mi öğreneceğim ben?